Ağrı'daki mitingde vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü spor markası Nike'ın Ağrı'da fabrika kuracağını ve 5000 kişinin burada çalışacağının müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, "İstiklal marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır," diyerek HDP'ye sert çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'daki mitingde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Nasıl sizi Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Gabar'da gömdüsek bundan sonra da ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek," dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları, "Sizleri yürekten selamlıyorum Ağrı." Ağrı'nın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Ağrı'nın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizler nice zaman hasret türküleri yaktınız. Ağrı'nın hasreti bizim hasretimizdir. Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz ağrır. Gelin gönlü Ağrı Dağı gibi yüce bu şehri birlikte geleceğe hazırlayalım. Bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Bu şehir terör gölgesi altında yıllarca nice şeyler kaybetti. Ağrı Dağı'ndan İshak Paşa Sarayı'na kadar nice zenginliğe sahip bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Sayın Sayan kardeşimizin söz konusu ağır olduğunda bu ülkede açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Cumhurbaşkanı olarak tüm Ağrı'daki belediye başkanlarıyla el ele vermek suretiyle Ağrı'yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik. Şimdi daha da ileriye taşıyacağız. Sen Ağrı'ya kaç kez geldin? Bay Kemal belediye başkanını seçeceksin, sonra da çalışmayıp çekip Ankara'ya gidecek. Böyle belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna da saygısızlıktır. Buradan başkan seçilen zat şimdi de Muş'a gitti. Bay Kemal ne diyor? 17 yıldır iktidardasınız, ne yaptınız? Bak ben sadece Ağrı'yı söyledim. Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Zaten sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal? Ağrı'ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni ülkemize kazandırdık. Gençlik merkezleri, spor tesisleri yaptık. Ağrı'ya yaptığımız millet bahçesi şu anda açılışa hazır hale geldi. Bundan ne CHP anlar ne HDP anlar. Sağlıkta toplam yatak kapasitesi 1045 olan 12 hastane ile birlikte 52 sağlık tesisini kazandırdık. Bay Kemal anlamaz, SSK'yi iflas ettirdi. 4243 konut projesini TOKİ olarak hayata geçirdik. Atık su artıma tesislerini Ağrı'ya kazandıracağız. İmar barışı ile 18 bin Ağrılı kardeşimizin mülkiyet sıkıntısını çözdük. Olsun medeniyettir. Bundan ne CHP anlar ne HDP anlar. Bunlar sadece çukur açar. Ağrı Havalimanı'na yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Havalimanımızın yolcu trafiği 326 bini geçti. Ağrı'nın hasretle beklediği yazıcı barajını az önce izlediniz değil mi? Onu da hizmete aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Ağrı'nın üzerini raptiye ile işaretledi. Ülkemizin en büyük üssü yapacağız, Ağrı'ya daha büyük hizmetler getireceğiz, Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. Tekstilde Ağrı'yı bölgenin en önemli üretim merkezi haline getireceğiz. Tekstilcilerimizi Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde desteklemeye devam edeceğiz. Şimdi buraya uluslararası bir marka Nike gelerek buraya fabrikasını kuracak, 5000 istihdam sağlanacak. HDP, İstiklal Marşımızın bayrağımızın düşmanıdır. Her kim birliğimize saldırıyorsa bilin ki hedefi bizlerin ve evlatlarımızın geleceğini karartmaktır. Her kim ezanımıza, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. Adalarda Bay Kemal de orada, HDP'li biri İstiklal Marşı söylemiyor.
Çünkü HDP marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır. Bu vatanı bölemeyecekler. Onlara gereken dersi 31 Mart'ta vereceğiz. Bugün ister Irak'ta ister Suriye'de olsun, bölgemizde Kürt, Arap kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk ülke Türkiye'dir. Bu devlet hepimizin ortak devletidir. Biz zulümden kaçan milyonlarca insana kökenini sormadık. Devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bu devlet hepimizin ortak devletidir. Bugün ister Irak'ta ister Suriye'de olsun, bölgemizde Kürt, Arap kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk ülke Türkiye'dir. Bu devlet hepimizin ortak devletidir. Biz zulümden kaçan milyonlarca insana kökenini sormadık. Devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Birileri Kürt kardeşlerimizin iradesini batıda götürüp CHP'ye, İPSP'ye peşkeş çekiyor. Aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol oraya git. Ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun BEDELİNEİNEİ ağır ödeyecek. Bu ülkeyi 780 bin km2'yi bölmeyeceksiniz. Bu ülke buna prim vermez. Nasıl sizi Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Gabar'da gömdüsek, bundan sonra da ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek. Sandığa gideceğiz, özellikle Ağrı'yı takip edeceğim. Dün İstanbul'da 1 milyon 600 bin kişi Yeni Kapı'daydı. Diyorum ki bu ruhu ayakta tutalım, diri tutalım. Savcı Sayan kardeşimi size emanet ediyorum. Halkımız terörist destekçisi zorbaları Osmanlı tokadını sandıkta vuracaktır.